Selamun Aleyküm. Ahmediye cemaatine karşı sunulan bir hadis var. Yani kendince Ahmediye cemaatine karşı olduğunu iddia ediyor. O da şöyleymiş. Ümmetim delalet üzerine birleşmez. Öyleyse bir konuda ihtilaf olduğunu gördüğünüzde büyük çoğunluğa tabi olun. Bu hadisi açıklar mısınız? Yani ümmetim delalet Ümmet e üzerine birleşmez. Ümmetler delalet üzerinde birleşmez. Tamam Böyle diyorlar. Peki ümmet efendim, ümmetin birleştiği bir şey yok ki. Birleştiği bir yok bir Ama sadece bu hadis olsa deriz ki efendim e, böyle bir hadis ama bir başka bir hadis ne var. Resulullah sallallahu aleyhi ve buyurdu ki benim ümmetim yetmiş üçe bölünecek. Yetmiş iki ateş huzurunda olacak. Bu hadis var. Ve bir tane o diyor sadece diyor ee, ne diyeyim, e, 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 ne diyeyim, e, doğru yolunda olacak. Ashab-ı kiram sordu ya Resulallah kim onlar? Dedi ki onlar benim ve benim ashabımın yolunda olacaklar. Ve bir de var ki o bir cemaattir ve onların bir tek imam vardır. Şimdi siz bakın bu devre baktığınız zaman birçok cemaat var. Yani dini gruplar var İslam içinde. Hepsi hepsi birleşerek ne dedi? Dedi ki haşa ve haşa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu dedi doğru değildir. Ki 72 ateş üzerinde olacaklar. Bu doğru değildir. Bir tek ateş üzerindedir. Onu değil Ahmediye cemaati. Biz 72 şey üzerindeyiz. Yani biz bu kurtulmuş. Halbuki birbirine efendim yiyorlar. Siz televizyonu açın, siz YouTube'u açın, seyrediyoruz. Belki siz de seyrediyorsunuz. Efendim birbirini küfür etmekten başka, birbirini efendim Öldürmekten başta birbirine e, hakaret etmekten başka bir şey yapmıyorlar ki. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, 72'ye bulunacak, e, 73'e bulunacak bir tek hak huzurunda olacak ve o bir cemaattir ve bir tek imamlar vardır. Sonra, müsaade edeyim, şöyle bir peygamber dünyaya geldiğinde veyahut da evet. şöyle diyeyim, muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye geldiğinde Mekkelilerin çoğu hatta hepsi sadece bir iki veya üç kişi hariç ne dediler? Ki bu yalancıdır. Sihir bastır dediler. Yalancıdır dediler. Efendim bu soruda bu, bu dedi ki efendim çoğunluk cemaat ne diyorsa ona şey yapmak lazım. muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e Mekkelilerin çoğu hatta hepsi diyelim. Sadece bir çocuk yani Hazreti Ali. Hazret e, onun e, Peygamber Efendimizin hanımı Hazreti, Hazreti Hatice. Hatice ve bir iki e, kişi hariç. bütün Mekkeliler dediler ki bu adam sehirbazdır. Sahirdir. Şairdir. Yalancıdır. Peki ona onlara mı inanalım şimdi? Hani çünkü soruda böyle. Yani çoğunluk ne diyorsa her peygambere karşı gelenler ilk başta çoğunluk ne der? Bu adam yalancıdır. Peki onlara uymak mı lazım? Bu tamamen yanlış bir şekilde bu soruda şey gelmiş yani ya uymuyor. Eğer e, e, hadis diyorlarsa da Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in şeysi Kur'an'a aykırı olmaz. Ya bazen de bir de hem fikir olduğu iddia ediliyor ama hem fikir olunmuş olunsa zaten A grup, B grup, C grup olmaz ki. Şimdi konuyu karıştırmamalar lazım. Söz konusu vadilen Mesih ve Mehdi olduğu zaman ümmet neredeyse ittifak halinde. Ümmet alimleri bunu açık açık yazdılar. Mesih ve Mehdi geleceği zaman onların baştaki düşmanlar Müslüman mollalar olacaktır. Bunu Muhyiddin İbni Arabi Hazretleri Fethi Öte Mekke'de yazdı. Yani Türkiye'de. çoğunluk onu reddettiği zaman tabii, bu yabancıdır tabii, anlamına tabii. gelmiyor. Tabii. Sonra evet. bakın. Tabii sonra, tamam bakın. Tabii sonra. Evet. Hat, İmam Rabbani Hazretleri Türkiye'de çok iyi tanınan bir zattir. Hindistanlıdır ama İmam o tanınan bir insandır. Mektubatında açıkça yazıyor. Diyor ki vaat edilen Mesih diyor. O gerçek me me Mehdi geleceği zaman diyor. Onu diyor düşmanlar diyor bu morlanlar olacak. Diyecekler ki bu efendim Allah'ın dinini yıkıyor. Böyle

Soru soran arkadaşlar şunu rica ediyorum ki İsa Aleyhisselam biz de gökten inse ve o zahiri alametlerle de Mehdi ve Mesih gelse efendim mutlaka muhalefet edilecektir. Zaten önceki alimler yazdılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ona benden selam söyleyin. Niye dedi? Çünkü ümmet muhalifet edecek. Onun için selamdan bahsediyor. Benden selam söyleyin. Hem ümmete bir mesaj var ki efendim siz ona muhalefet etmeyin çünkü ben selam söylüyorum. İkincisi gelen kişiye, o vadilerin mesih ve Mehdi'ye orada bir mesaj var ki benim selamın huzurundadır. Onun için sen korkma. Bir de galiba Doktor Gafar Bey bu Kur'an-ı Kerim'de Yasin suresinde ayet okudu. Ya hasraten alal ibad ma yatihim min rusulin illa kanu bihi yastazeyun. Kullarıma yazıklar olsun. Ne zaman onlara birisi geldiyse mutlaka onunla dalga geçtiler. Müslümanlar hariç demiyor. Tamam mı? Mesih ve Mehdi'nin geleceği müjdelendiyse, Allah tarafından geldiyse bu kural onun içinde geçerlidir. Nitekim o söz konusu hadis vaad Mesih ve Mehdi ile ilgili değil. Diyor. Diğer hafızlar konularla ilgilidir. <gülüyor> <gülüyor> Dur, bazı şeyleri de bir de bağından koparmamak gerekiyor. O açıdan bakmak gerekiyor. Ama tabi İmam Rabbani Hazretleri de ne güzel dile getirmiş. Evet. Mesih ve Mehdi Aleyhisselam'ın aslında en büyük muhalifleri din bilginleri olacak diye. Evet. <laughs>